Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Venezuela ile ilgili çok sıcak bir gelişme var arkadaşlar. Belki siz de haber sitelerinde görmüşsünüzdür. Venezuela'da yeniden bir darbe girişimi söz konusuydu. Gerçi bu darbe girişimleri bu aralar bazı ülkelerde, Türkiye'de de olduğu gibi konuşuluyor. Fakat Türkiye'de olduğu gibi yine Venezuela'da bu darbe girişimine engel oldu. Darbe girişimini engelledi ve püskürttü. Peki bunu nasıl yaptı? Ülkeye sızmaya çalışan ABD'li 13 kişi yakalandı arkadaşlar. Maduro ABD'yi destek vermekle suçluyor. Bu darbeye şu an yine destek vermekle suçluyor. Silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan tam 13 kişi yakalandı ve Maduro bunu kamuoyuna duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı terörist bir saldırı hazırlanıyor. Aslında bunu yine ABD yapıyor. İşin arka planında yine ABD var arkadaşlar. Fakat Kolombiya üzerinden ABD hükümeti ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor diye şeklinde açıklama yaptı. Maduro, ülkesine yönelik operasyonun Mart ayında Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski tümgeneral Cleaver Alcala ile başladığını ve bunun arkasında ABD'nin olduğunu ileri sürüyor Maduro ve bundan hiç şüphem yok diyor ayrıca. Şu ana kadar 13 kişi yakalandı. Büyük darbe girişimi hazırlığında olan 13 kişi yakalandı. Bunlar üst düzey yetkililer, Kolombiyalı ve ABD'li. Pazartesi sabahı 25 bin silahlı kuvvetler mensubunun operasyon başlattığını belirten Maduro şunları söylüyor. Şu ana kadar saldırı girişimlerine karışan 13 teröristi yakaladık. Güvenlik güçleri planlarını gerçekleştirmek için hazırladıkları savaş malzemelerini ele geçirdi. Yani Maduro hükümeti bunların bütün planlarını tek tek tespit etti ve bütün malzemelerine el koydu arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir başarı. ABD hükümetinin yine başarısız olduğunu söylüyor. Bu başarısızlık ABD'yi mahvedecek diyor. Yine bu başarısız saldırı için ABD uyuşturucuyla mücadele dairesini görevlendirdiğini ve Silver Corp adlı özel şirketin bu operasyonu planladığını öğrendi. Devlet Başkanı Maduro yakalananlar arasında Luke Alexander Denman ve Aaron Berry isimli iki ABD'linin olduğunu ve bu kişilerden birinin daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik biriminde çalıştığını açıkladığını söyleyerek bu kişilerin pasaportları, kimlikleri ve Silver Corp şirketi kartlarını gösterdi. Yani Maduro yine diyor ki yine bu işin arkasında Trump var diyor. Biliyorsunuz Trump Maduro'dan hiç haz etmedi, hiç hoşlanmadı ve Erdoğan'la Maduro yakınlığından da büyük derecede rahatsız oldu. Fakat bunu pek fazla dile getiremedi. Özellikle Erdoğan'a karşı bir şey söyleyemedi. Hep Maduro'ya yüklendi. Ama Erdoğan ve Maduro birlikteliği gerçekten iyi iş çıkardılar Venezuela'da. Çünkü Erdoğan yani Türkiye olmasaydı Venezuela şu ana kadar çoktan gitmiş olabilirdi arkadaşlar. Türkiye Venezuela'nın yanında durdu. Erdoğan Maduro'ya destek çıktı, dik dur dedi. Ve dik durursan hiçbir şekilde seni yıkamayacaklar dedi. Ona güç verdi, moral verdi. Ve böylelikle Maduro Erdoğan'ın taktiklerini uyguladı ve şu an dimdik ayakta görevine devam ediyor arkadaşlar. Bizi bir savaşa sokmak istiyorlar. Şu ana kadar başaramadılar ve başaramayacaklar da diyor Maduro. Yine konuşmasında barış ve diyalog çağrısı yapan Maduro, bizi bir savaşa sokmak istiyorlar. Yani az önceki sözü tekrardan defalarca kez söylemiş ve başaramayacaklar diyor. Öte yandan yakalanan kişilerle ilişkisi olmadığını öne süren ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ise yaptığı yazılı açıklamayla yakalanan kişiler için insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Yani yakalanan kişileri bir nevi savundular. Bizim muhalefet savunmuyor muydu? Rahip Bronson'u, ondan sonra PKK'lı kişileri nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti yargısı içeri attığında bunlar nasıl çırpınmadılar mı? Aynısı Türkiye'de de var. Yani Venezuela'da olan her şey Türkiye'de de var. Türkiye'de olan her şey
yine birçok ülkede olmaya devam ediyor. Yani iyi ve kötü, hainler, şeytanlar ve gerçek hak dostlar her zaman mücadele içinde kıyamete kadar devam edecek. Şu an devam eden şey de bu aslında. Venezuela meşru hükümetine karşı bir hainlik söz konusu orada da. Venezuela'da pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla silahlı eylem, suikast ve darbe yapmak amacıyla deniz yoluyla La Guaira sahilinden ülkeye girmeye çalışan bir grubun etkisiz hale getirildiği operasyonda 8 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yakalandığı açıklanmıştı geçtiğimiz pazar günü. Dün devam eden operasyonda bu sefer de Venezuela'nın Aragua eyaletine bağlı Shoa kentinden deniz yoluyla ülkeye sızmaya çalışan bir grubun yakalandığı bildirildi. Yani hep ülkeye kaçak girişler yapmaya çalışıyorlar fakat artık Maduro hükümeti uyandı. Eskisinden çok daha güçlü. Yakalanan bu grubun içerisinde saldırı planının lideri olduğu düşünülen ve Venezuela'da Ocak 2018'de Guido öncülüğündeki darbe girişiminde yer alan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Siga'nın da olduğu duyurulmuştu. Operasyonlarda çok sayıda askeri teçhizat, ağır silah, makineli tüfek ve uydu telefonları ele geçirilmişti. Kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana Guido'yu destekleyen ABD ve Kolombiya'yı ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun son saldırı girişiminin başlangıcı olarak nitelediği eski tümgeneral Alcala, Mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten Venezuela'da durum içler acısı, büyük bir hainlik söz konusu. Yani Türkiye'de nasıl ki 15 Temmuz darbe girişimi yapılmak istendi ve bu başarılı olmadı. Venezuela'da da bu başarılı olmadı fakat hala boş durmuyorlar. Yani darbeciler boş durmuyor ne yazık ki. Türkiye'de de öyle. Hiç vazgeçmiyorlar o kötü emellerinden, kötü arzularından asla vazgeçmiyorlar. Fakat vazgeçmeseler de Türkiye'nin önünü artık hiç kimse kesemeyecek Allah'ın izniyle. Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Bundan sonra yolumuza çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreç güzel güzel bir şekilde bizim lehimize işleyecek. Yine Venezuela'da da durum aynı, inşallah aynı olur. Orada da bir darbe girişimi söz konusu olmaz. Orada da ülke güzel bir şekilde kalkınır ve ABD inşallah Venezuela'yı yıkamaz. Sizlerden de bu konu hakkında güzel yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Güzel fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz eğer sevinirim. İnşallah şu içinde bulunduğumuz malum durum da güzel bir şekilde azalmaya başladı. Bitmeye yüz tuttu. Ramazan Şerif'in hürmetine inşallah güzel şeyler olacağını hep söylemiştim. Ramazan'da bu virüs azalmaya başlayacak demiştim. Allah'ın izniyle giderek daha da azalmaya başlayacak. Çünkü Ramazan ilk 10 günü rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden azat olma. Şimdi biz orta kısmına girmiş bulunuyoruz. Bu ay mağfiret ayı, yani tövbe ayı, ay diyorum pardon, 10 günlük zaman tövbe, özellikle tövbe kısmı arkadaşlar. Burada ne kadar çok tövbe edilirse Allah-u Teala belaları o kadar çok hızlı bir şekilde kaldırır üzerimizden. Son 10 günde, Ramazan'ın son 10 günü de cehennemden azat, yani üzerimizdeki belaların tamamıyla kalkmış olması olarak yorumluyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. İnşallah bundan sonraki süreç çok daha iyi olur. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan takip etmek için izlemek bedava kullanıcı adıyla ulaşabilir. Soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.